Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine tekrar bir klima hattı işimiz var. Arkadaşımız bize yine YouTube üzerinden ulaştı. Şu an kendisine klima hattı çekeceğiz. Aldığı klima 12.000'lik klima arkadaşlar. Biz bu zamana kadar çektiğimiz klima hatlarını 3-1.5 çekiyorduk. Yani şöyle diyeyim. LG olsun, Arçelik olsun, Beko olsun, bu tarz klima firmaları bizden 3x1.5 tetere kablo çekmemizi istiyorlardı. Arkadaşımız da Samsung'un 12.000'lik klimasını almış. Servisçi arkadaşlar 3x2.5 çekilmesini söylemiş. Biz de dedik acaba yanlışlık falan mı var? Tekrar servisi arayıp bir teyit alalım diye. Kesinlikle 3x2.5 istiyoruz dediler. Biz de şaşırdık. Normalde 3x2.5 fazla geliyor ama yapacak bir şey yok. Çünkü garantili ürün olduğu için servisin istediği kabloyu çekmek zorundayız arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz az evvel kanalımızı çektik. Şu an bağlantı işlemlerimiz kaldı. Sigorta kutusundan çekiyoruz. Sigorta kutusunu da gösterebilirsin abi. Bu arada sen de konuşabilirsin abi. Sıkıntı yok. Bize nasıl ulaştığını, nereden bulduğunu izleyicilerimize de söyleyebilirsin. Serhat Üstad'ı YouTube'da videolarını izleyerek öncelikli olarak klima ya elektrik nasıl çekilir ona dair iyi bilgiler edindik. Ondan sonra kendisine güvendim ve elektrik işleri hassas konular olduğu için kendisini davet ettim, kırmadı, geldi. Stüdyomuzun elektriğini, klimasının elektriğini şu an çalışıyor. Kendisine de bizi tercih ettiği için çok teşekkür ediyorum. Siz izleyenlerime de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizlerin sayesinde biz buraya kadar geldik. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. İşi biz fazla uzatmamak için arkadaşlar videonun işin hepsini tamamını biz videoya almadık. Kanalları çektik. Kablomuz da zaten burada yoktu. Buradan gidip kablo aldık. Ben 3-1.5 kablo getirdim. Şimdi bunu biz sigorta kutusundan alacağız arkadaşlar. Sonra kanalımızı kapata ilerleyeceğiz. Kabloyu taşıyabileceğimiz en temiz yer burası arkadaşlar. Tabii iş yaparken biz işleri de teferruatlı olarak anlatıyoruz ki müşterilerimiz ya da izleyicilerimiz bizi izlediğinde işte kabloyu nasıl taşırız, nereden götürürüz diye tek tek detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Normalde biz arkadaşımızla öncelikle telefonla görüştük. Telefondan bize işi izahatını yaptı. Yalnız işte tabii biz kendimiz göremediğimiz için şimdi müşterimiz farklı bir yerden istedi. Biz kendisine farklı bir teklif yaptık. Usta sigorta kutusundan alalım, yukarıdan şuradan götürelim diye bize kendisi teklif yaptı. Biz de abi kanal gözükmesin, ofisin güzelmiş, işte stüdyonuz güzel, görüntü kirliliği olmasın diye kapının üstünden aldık arkadaşlar biz kanalımızı. Kapı pervazının yanından, duvarın süpürgenin dibinden götüreceğiz arkadaşlar. Zaten buraya koltuk moltuk var gördüğünüz gibi. Koltuğun arkasında kalacak, kapı da sürekli açık kalıyor. Herhangi bir şekilde bir görüntü kirliliğine sebep vermeyeceğiz. Sadece gözüken yer kapımızın üstü arkadaşlar. Ona da arkadaşa şunu tavsiye ettim. Antrasit bir sprey boya alıp kanalı boyayabilir. Görüntü kirliliğini de buradan kaldırabilir arkadaşlar. Tıraşladım şunu. Kablo oradan geçmedi.
sıcak olmasa klimayı takmazdık. Yani. Aynen işte tam o cevap. Arkadaşlar yani. Burada bizim yaptığımız işlem inverter motorlarda elektrik hattını biz dışarı çekiyoruz. Eski tip klimalarda iç ünitenin yanında oluyor. Yeni tip klimalarda dış ünitenin yanına çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi duvarımızı deleceğiz. Bu duvar müsait olduğu için kablomuzu dışarı çıkarıp işimizi sonlandıracağız arkadaşlar. Sonra bağlantımız kalıyor. Bir dakika abi, ben sıkıracağım. Aç ağzını. Uçlarını bantlayayım. Ben bunu böyle buraya astım bıraktım. Tamam mı abi? Tamam. Şimdi sigortaları kapatıyorum. Alarm falan var mı dükkanda? Var. Ötebilir diye sordum. Şimdi bu kablo şöyle yapalım. Arkadaşlar burası daha evvel boğatmış. Biz sigorta kutusu zannettik. Lakin sigorta kutusu değil. Sigorta kutusu olmadığı için burada prizlenen bir tane nötr var. O nötrü bulduk. Burası şimdi çok eski bir yer arkadaşlar. Şu an işi yaptığımız yer Kadıköy'de. Şu bina yoksa hiç yoksa 50 sene 40 senelik bir bina. Şimdi arkadaşa desek ya abi tesisatı değiştireceksin. Değiştirir misin abi? Tesisatı. Yani duruma göre değişirdim. Şu an mesela zor ama yani. İşte. Onun için 12.000'lik klima bir tane fön makinesi için. Değiştirmeye gerek yok. Arkadaşlar burada topraklamamız da yok. Şunu size belirteyim. Topraklama olmayan yerlerde sıfırlama yapıyoruz. Yani şu toprağı nötrü birbirine şu şekilde bağlıyoruz arkadaşlar. Hani motorda herhangi bir sıkıntı arıza olduğunda kaçak olmasın diye, yani çarpma işlemi gerçekleşmesin diye bunu koyuyoruz. Çünkü burada bu binada kaçak akım rolesi yok. Topraklaması yok. Eski bina arkadaşlar, işin açıkçası ben size onu söyleyeyim. Eski bina olduğu için eskiden topraklama yoktu arkadaşlar. Yani böyle eskiden yoktu derken 5-10 sene öncesi değil, ben böyle 30-40 sene öncesini söylüyorum. Masraf çıkmasın diye hatta bu tarz yerlerde lambalara çekilen nötrler çıplaktır arkadaşlar. Yani kablonun dışında izolasyon bile yoktur. Düşünün, nötrü adam sırf plastik, daha çok maliyetli oluyor diye plastikli kablo. Adam dışı plastik olmayan kabloyu nötr olarak çekmiş. Enerjiyi işte böyle kabuklu olarak çekmiş. Yani o kadar ince hesap yapmışlar. Şimdi burada da topraklama yok. Topraklama olmadığı için nasıl çekeceksin? Diyelim ki çekeceğiz. Evin önü, yani binanın, iş yerinin önü komple beton arkadaşlar. Pano her yer mermer. Nereye kılacağız? Nereden topraklama alacağız? Onun için sıfırlama yapmak zorunda kaldık yani burada. Sağlıklı bir bağlantı olması için. Onun da bir zararı var mı? Zararı yok. Tabii ki topraklama olsaydı, kaçak akım rolesi olsaydı tabii ki de daha iyi olurdu. Ama dediğimiz gibi her zaman istediğimizi bulamayabiliyoruz. Ortam neyi gerektiriyor şu an? Biz onu yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben her seferinde söylüyorum. Tekrar belirteceğim. Şimdi bu şekilde klamansa takarsak şu şekilde, bu içeride dönecektir ya da kurtulacaktır. Bunun kurtulmaması için şu şekilde ikiye katlıyoruz. Hem sağa sola dönme gibi bir ihtimal olmuyor. Hem sigortanın klamansını sıktığımız zaman daha güzel tutuyor arkadaşlar. Şu şekilde de testimi yaptım. Herhangi bir boşluk yok. Çıkışımızı da bağlayacağız. Klima hattımızı çekip bitirmiş olacağız arkadaşlar.
Arkadaşıma da tekrar bizi tercih ettiği için buradan kendisine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim üstadım. İyi ki geldin. Ayağına ve eline sağlık. İçimiz rahat. Rahat rahat elektriğimizi kullanacağız. Sigorta kutusu da tabii biraz küçük. Bu da eski tip. Şimdi desek ki sigorta kutusu değişecek. O değişecek. Bu değişecek. Arkadaşımız zaten klima almış. Bayağı masrafa girmiş. Masraf üstüne. Masraf çıkacak arkadaşlar. Onun için işimizi burada sonlandıracağız. Zaten bir sigortalık da yeri kalmış. Onu da biz bitirdik. Evet. Arkadaşlar sigortamızı açmıyoruz. Klimacı arkadaşlar geldiği zaman açacak. İşlemimizi sonlandırdık. Yaptığımız işi tekrar böyle bir ufaktan bir gösterebiliriz. Buradan sigorta kutusundan aldık arkadaşlar. Bu şekilde çektik. Götürdük camdan deldik. Klima motorunun takılacağı yere buraya klimacı arkadaşlara hazır hale getirdik. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.